Hayırlı günler arkadaşlar. Nahvi bir kitabı deneme soruları 5. dersteyiz. Bu dersimizde de Ef'al-Hamse ile alakalı bir grup soru var. Ef'al-Hamse'yi önce bir tekrar edelim. Nedir Ef'al-Hamse? Ef'al-Hamse muzari fiilin sonuna nun harfi birleşen 5 sigasıydı. Aslında bunlar 7 tane fakat ikisi tekrar olduğu için 5 sayılıyor. Bunlar nereler? Çekim şöyleydi bakınız. Yensuru, Yensurani, Yensuruni, Tensuru, Tensurani, Yensurni, tekrar Tensuru, Tensurani, Tensuruni, Tensurine, Tensurani, Ensurni, en son Ensuru, Nensuru vardı arkadaşlar. Ensuru, Nensuru. Muzari çekim böyleydi. Şimdi bu fiillerin, yani bu muzari fiillerin içerisindeki efal-i hamseler hangileri? Aslında şöyle bir kuralımız var. İkil elifi, cemaat vabı ve muhataba yazısı birleşen 5 nunlu sigaya biz efal-i hamse diyeceğiz. Yani nedir? İkil elifi, cemaat vabı ve muhataba yazısı birleşen 5 nunlu siga. Biz buna efali hamse diyeceğiz. Peki bunlar hangileri burada? Bakınız şurada mesela nun birleşmiş bir şey var. Fakat bu nunun isve. Nunun isve birleşen yeri biz efali hamseden saymıyoruz. Yani bu sayılmayacak. Bu sayılmayacak. Bunlar da zaten bakın olmayanları çıkarayım. Nun olmayanları da çıkarayım. Ne kaldı? Kaç tane geriye kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaldı. Normalde ikil elifi, cemaat vavı ve muhataba yazısı birleşen muzari fiilde 7 tane kelime var. Fakat ikisi tekrar gördüğünüz gibi. Bakın şunlar, şurası da tensurani, burası da tensurani, burası da tensurani. Tekrarları saymazsanız bunu da çıkarayım. Ne kaldı geriye? Bakınız, yensurani, tensurani 1. Yensurune, tensurune 2. İkinci grup. Bir de tensurine 1, 2, 3, 4, 5 tane kelime etti. Yensurani tensurani, yensurune tensurune, bir de tensurine. Kuralı belli. Ya iki elifi birleşecek, ya cemaat vavı birleşecek, ya da muhataba yazısı birleşecek ki biz ona efali hamse diyebilelim. Nun isfenin birleştiği yerleri saymıyorsunuz. Mesela başka bir fiil üzerinden nasıl olur? Arkadaşlar yektu bune, tektu bune. Bir, yektubani, tektubani, bir de tektubine. Muhataba yazısının birleştiği yer böyle bakın. 5 tane fiil var. Yektubani, tektubani, yektubune, tektubune, bir de tektubine. Başka bir fiil üzerinde mesela. Yeclisani, teclisani, yeclisune, teclisune, bir de teclisine. Bu 5 fiile biz efali hamse demekteyiz. Fiiller bunlar. Peki bunlar bu 5 fiilin ref hali, nasb hali ve cezm hali nasıldır? Bizim konumuzda bu. Yani burada bununla ilgili alıştırmalar yapacağız. Bu 5 tane gösterdiğim fiil türünün arkadaşlar ref hali, nasb hali, cezm hali nasıldır? Bizde şey anlatırken, isimleri anlatırken isimler için demiştik ki isimler ref halinde, nasb halinde ve cer halinde bulunur. Yani merfuat, mansubat ve mecruata dahildir isimler. Öyle bir taksimata gitmiştik. Bakın isimler nasıldı? İsimler ya ref halindedir, yani merfuata dahildir, ya nasb halindedir ya da cer halindedir. Bakın cer. Fiiller ise arkadaşlar ref halindedir, yani ref halinde olabilir. Bir fiil nasb halinde olabilir, bir fiil cezm halinde olabilir. İsimlerde ref, nasb, cer var. Fiillerde ise ref, nasb, cezm durumu söz konusu. Bu ikisi ortak. Bunlar farklı. Peki fiillerin ref hali, nasb hali, cezm hali nasıl olur? Tekil fiil üzerinden göstereyim. Hani konumuz değil ama tekrar olması açısından. Tekil bir fiilin cezm hali nedir mesela? Diyelim ki yektübü üzerinden düşünün. Damme ile olur. Bunun nasb hali nedir? En getirsen başına. En yektübe diye okurum. Feta ile olur. Bunun başına aynı fiilin cezm edatı getirip sonunu yektüp diye okuyayım. Cezm hali sükun olur. Bu tekil bir fiil. Bizim şu an gördüğümüz yer değil. Bizim gördüğümüz nedir? Sonda nun olanlar. Peki efali hamsenin
Bir de burada bunu bilmemiz lazım. Ef hali hamsenin ref hali nasıldır? Nasb hali nasıldır? Cezm hali nasıldır? Bu da son derece basit. Bir tane nunlu kelime düşünün. Diyelim ki yensurune. Bunun, bu fiilin arkadaşlar, şunun durmuş olma hali, düşmemesi yani ref hali. Nunu atarsanız, yani nunu buradan hasfederseniz, yensuru derseniz, bu da onun hem nasb hali olur hem de cezm hali olur. Yani efali hamsenin ref hali, kısaca şunu söyleyeyim. Efali hamsenin ref hali nunun orada durması, ref hali, pardon, nasb hali ve cezm hali ise nunun oradan hasfedilmesidir. Mesele bu kadar. Biz burada bu beş fiilin ref hali nasıldır, nasb hali nasıldır, cezm hali nasıldır, bir de bunu bilmemiz lazım. Yani daha doğrusu kısaca efali hamseye dahil olan fiiller hangileri? Bir. Bu fiillerin ref, nasb, cezm hali nasıldır? İki. Ben burada tekil bir fiilin nasıl olacağını da gösterdim. Ama efali hamseden olan bir fiil farklı, bakın buna göre. Nedir? Ref hali nunun durması, hem nasb hali hem de cezm hali nunun düşmesidir. Nasıl ayırt edeceğim? Nasb halinde mi, cezm halinde mi bu? Nunun ikisinde de düşüyor. Bunda başındaki edat belirler. Mesela diyelim ki siz len yensura demişsiniz. Len yensura demişsiniz. Başında nasb edatı var. Bu fiil şu an nasb halindedir. Ama lem yensura demişseniz, lem yensura, başında cezm edatı var. Bu fiil şu an cezm halindedir. Bakın, cezm hali nunun düşmesi. Nasb hali nunun düşmesi. Nunun durması ise, yani bunu yensurani şeklinde yazmanız ise bunun ref halidir. Ref hali böyle, nasb hali bu şekilde, cezm hali de sondaki yine aynı şekilde nunun düşmesidir. Mesele bundan ibaret arkadaşlar. Alıştırmalarına geçebiliriz. Bakın, efali hamse ile alakalı bilmeniz gereken temelde hepsi budur. 1. İmlel ferah diyor, boş kısmı doldurun. Bir fiil münasibin uygun bir fiille doldurun. Fi cümle taliye, aşağıdaki cümlelerde. El vezirani Türkiye, yani diyor iki Türk bakan. Bura müpteda. Bu da onun sıfatı. Bakın, boşluğa haber koyacağım. Yani haber koyacağım. Haber fiil cümlesi. O fiil ile müptedanın uyum içerisinde olması lazım. Nasıl ki bu ikili müzekerse o da ikili müzeker olacak. Dolayısıyla benim oraya yusafirani demem lazım. Hangisinde ise ki D'deymiş, bakınız. O doğru. Koyduğum fiil nihayetinde efali hamseden de bir fiil oldu. Sonunda bakın, o ben size demiştim hani yensurani tensurani, yensurune tensurune, bir de tensurine'deki kelimeler, yani o kelimeler efali hamsedendir. Bunun sonunda elif nun var. Bu efali hamseden bir fiil, boş kısma yerleştirilmiş olduk. Cümle bu şekilde tamamlandı. İki de ne istemiş? Fi cümletin diyor, hangi cümlede la yücedü fiil min efali hamse, hangi cümlede efali hamseden bir fiil bulunmaz? Nedir efali hamse? Bir tane sırayla zihnimizde tutmaya çalışalım. Bir fiil üzerinden tutmaya çalışalım. Yensurani tensurani, yensurune tensurune, tensurine. Yedhulune olur mu? Olur. Bu efali hamsedendir. Yehuzani, o da olur. Yehrucine, olamaz. Se tencehine, bakın muhataba yazısının birleştiği yer. Bu da iki elifin birleştiği yer. Bu da olur. Ama şuraya nun nisve birleşmiş. Bir kuralda demiştik ki muzari fiilin iki elifi, cemaat vavı ve muhataba yazısı birleşen beş nunlu silasına efali hamse denir demiştik. Dolayısıyla C maddesi efali hamseden değil. Geçtim. 3. Fi'i cümletin, hangi cümle diyor? Yüzde fiil min efal hamse. Efal hamseden bir fiil bulunmaktadır. Bu defa bulunmaktadır diyor. Burada yegrane var. Biz sadece muzari fiillere bakacağız nihayetinde burada. Yegrane var. Nun ise birleşmiş. Bu olamaz. Ama ikinci cümleye bakın. Tüllabu yeskunune demiş. Bakın. Yeskunune. Sonunda cemaat vavu var. Bu kesinlikle efal hamseden bir fiildir. Geçtim. Yağmeli var. Zaten tekil. Nun bile yok. Hani kelimenin fiilin sonrasında. Şurada tektübü var. Yine tekil olarak kullanmış. Şu son cümlede de se yensarifu demiş. Yine o da tekil kullanmış. El mühendisü se yensarifu diyor. Ayrılacak. Ba'de itmamin amel. İşin tamamlamasından sonra diyor. Mühendis ayrılacak. İşte et talibetü öğrenci. Se tektübül vacibe ödev yazacak. El menzili ev ödelimi. Fis sekeni yurtta yazacak. Ha bu demişken şurayı dönüp göstereyim. Unuttum söylemeyi. Bu cezmedatlarla alakalı şu soruyu çözerken ben buraya şöyle demiştim. Gale muallimi li demiştim. Bu cevapta B'yi söylemiş. Bu demiş ki gale li muallimi, bu şekilde de kurulabilir. Yani cevap burada B maddesi.
Ben gale muallimi li demiştim. Bu gale li muallimi diye devam ettirmiş. Bu B maddesi sanırsın. Evet, B maddesi cevap burada. Aklıma gelmişken onu söylemiş olayım. C'nin tercümesi. El Üstad Hoca yağmelo yapıyor diyor. Ala hizmetül tüllab. Öğrencilere hizmet etmek için çalışıyor. Ala'nın sebep manası da vardır. Et tüllab öğrenciler. Se yeskönüne ikamet ediyorlar. Sekene fi arkadaşlar. Sekene fi. Yeskönüne fi sekenin garip yakın bir yurtta ikamet ediyorlar. Mine külliye fakülteye yakın. Garibün min. Bunlar geçtikçe zihnimizde tutalım. Sekene fi. Garibün min. Baidun an gibi. Elbenat kızlar yakranil Kur'an-ı Kerim diyor. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Fil gurfe odada Kur'an-ı Kerim okuyorlar demiş. 4. İmnel ferah boş kısım doldurun. Bir fiil münasip uygun fiille fi cümle tali aşağı cümleden diyor. Uygun fiille doldurun. Şimdi asafir dediği nedir? Asafir arkadaşlar usul kelimesinin cem teksiri kelime aksi varlanış olduğu için müfret müennes hükmündedir. Bakın müpteda müfret müennes hükmünde olan bir kelime haberin de müfret ve müennes olması lazım. Dolayısıyla ben buraya sadece ve sadece bunu koyabilirim. Tentakilu, intakale yentakilu, intikal etmek. Biz de kullanmaktayız. Bir yerden bir yere hareket etmek, yer değiştirmek. Asafir, tentakilu beynel eşcar, ağaçlar arasında diyor hareket etmektedirler, serçeler. Efal hamseden bir fiilde koyamadık. Bunu niye buraya koymuş anlamadım. Efal hamseden değil. 5. İmnel ferah diyor. Boş kısmı doldurun. Bir fiil münasif cümle taliye aşağı cümlelerde diyor. Uygun fiilleri aşağı cümle uygun fiille doldurun. Yine aynı. Bu kelime müpteda. Boşluğa haber koyacaksınız. Kelime ikil müennes olduğuna göre ikil müennes bir şey seçmen lazım. Elbette ki testurani olur. Es-sahafiyetani diyor. İki gazete. Pardon, es-sahifetani, es-sahafiyyun gazeteci, sahifetun gazete, iki gazete. Testurani basılmaktadır, fi Türkiye diyor, Türkiye'de basılmaktadır. 6. Ayyim belirle, cümletel hatia fimayili, aşağıdakilerde diyor, hatalı cümleyi tespit et. Ne olacaktır? Muhtemelen efal-i hamsenin kullanımıyla alakalı bir hata söz konusudur. Oraya bakacağız. A maddesinde hata var mı? A maddesinde el-müeridat dediği çoğul müennes, fiille çoğul müennes bir hata yok. Çünkü bu müpteda, burası haber tamamen. Bura haberin fiili, haberin fiiliyle müpteda arasında bir uyum olması gerekiyordu. Müzekkerlik müennesi sayı bakımından bir uyumsuzluk söz konusu değil. El-müeridat seyeştemi anne demiş bakın. Hemşireler bir araya gelecekler. Fikaatil müsteşfa hastanenin salonunda bir araya gelecekler demiş. Etibba doktorlar diyor. Doktorlar çoğul müzekkerdir. Seyef hasü diyemez. El-etibavun se yefhasune diyebilir. Yani çoğul müzekker kullanması gerekiyordu ki hatalı olan bu ki bizden de hatalı olan cümleyi tespit etmemizi istemiş. El-izae, radyo, tenşürül ehbar, el-yevmiye, günlük haberlerin yayınını yapmaktadır. Müpteda müfret mühennes, haberin fiili de müfret mühennes, bir sorun yok. El-fellahune, çiftçiler, se yezraune, ekiyorlar, el-hukule, tarlayı, hadeşer, bu ay ekiyorlar, ekecekler daha doğrusu, sim var. Müpteda çoğul müzekker, haberin fiili de çoğul müzekker. El hayyat, terzi ve neccar ve marangoz bu ikisi nedir? Yezeban gidiyorlar ile suh çarşıya gidiyorlar. Müpteda öbeği olan kısım ikil o müzekker olduğuna göre haberin de bakın iki müzekker olması gerekir. Burada da bir hata yok. Dolayısıyla hatalı cümlemiz B maddesiymiş arkadaşlar. Bir sonraki bölüm Damir'in münfasıl demiş. Bir sonraki sorularımız münfasıl zamirlerle alakalı. Arkadaşlar konuyu şöyle bir tekrar edersek. Şimdi zamirlerle alakalı her bir parça geldiğinde ne olması gerektiğini söyleyeceğim. Ki konuyla alakalı en önemli şey budur. Yani bir, siz zamirlerin ne zamir olduğunu tanıyacaksınız. İki, cümlenin hangi üyesi olur onu bilmeniz lazım. Münfasıl zamirler hangileri? Hüve hüma hüm, hiye hüma hünne, ente entüme entüm, ente entüme entünne, ene nahnüden oluşan bir zamir grubumuz vardı. Bunlar cümlede ne olur? Bir de bunu bilmeniz lazım. Zamirlerle alakalı bütün işinizi görür. Bunlar arkadaşlar ayrık, müfasıl dediği ayrık. Bunlar ayrık zamir dediklerimiz müpteda olurlar cümlede. Bir de bunu bilmeniz lazım. Ha bir fiilden sonra gelir, tekit lafzı olur. Ama yani şöyle bir fiilden sonra gelmesi gerekir mesela. Eşrabu ene tekit lafzı olur bakın. Ben içeceğim.
Özellikle bir tekit söz konusu. Böyle bir fiilden sonra geldiğinde tekit lafzı olur. Ama genel itibariyle bu nasıl kullanılır? Ene cümle başına gelir, ayrık zamirdir ve müpteda olur. Bunu unutmayın. Bu zamirler cümlede müptedadır. Hepsini alışmalarını neredeyse tamamen ona göre yapacağız. İhter seç diyor. Damiral münasibe uygun zamiri lifera boş kısma gelecek uygun zamiri belirle demiş. Mühendisün diyor. Tekil müzekker. Demek ki tekil müzekker bir şey bulmam gerekir benim arkadaşlar. Tekil müzekker olan burada sadece ente var. Bakın çoğul, çoğul, ikil. Bu da yine çoğul aynı şekilde. Hel ente mühendisin diyor. Sen mühendis misin? Fi şirket tayaran uçak şirketinde mühendis misin diyor. Ente getirdik. Yine ente bu da müptedadır. Her harftir. İrab da mahalli de yoktur. Yani hep müpteda olacak. Haulâhum rical diyecek. Cevabı söylemiş oldum. Şu haulâh ismi işaret arkadaşlar. Çoğul müzekker. Bu araya bir buna araya getirdiğiniz zamire zamir fasal diyebilirsiniz. Bir sonraki kelimeyle uyum içerisinde olması lazım. Tekrardan şu hüm müpteda rical haber de diyebilirsiniz. Burası müpteda, bu hüm rical ifadesi komple haber diyebilirsiniz. Bu şekilde de irab edilebilir. Nihayetinde ben buraya kesinlikle çoğul müzekker bir şey getirmem lazım. Yani sağına da baksam çoğul müzekker, soluna da baksam çoğul müzekker bir şey getirmem lazım. Cevap B'dir elbette ki. Havla hüm rical diyebilirsiniz ki bu da çoğul müzekker. Bunu getirseydiniz o da çoğul müzekker. Bu çoğul müennes, bu tekil müzekker. Bunu getirseydiniz. Burada arkadaşlar şuna dikkat ediyorsunuz. Cümle neyle başlamış? Yani cümle gayiple başlamışsa gayiple gider. Cümle muhatapla başlamışsa muhatapla gider. Orada muhatap, muhatabadan bir şey getirmem gerektirecek bir şey olacak ki entüm kullanayım. Bura gayiple başlamış. Haylay onlar diyor gayiptir. Dolayısıyla gayip olan bir zamir getirdim. Yoksa gramer açısından şu da uygun. Bu da çoğul müzekker. Haylay hümrical. Onlar diyor şu kimselerdir ki ellezine raitü memsi. Sizin onları dün gördüğünüz, yani sizin dün gördüğünüz adamlardır bunlar. Demiş. Hüm geldi. Eskünü diyor ben oturuyorum, ikamet ediyorum. Ha, bu da işte biraz önce tam söylediğim yeri oldu. Eskünü. Dedim ya bu zamirler mufasıl yani ayrık zamirler normalde işte %99 müptede olarak kullanılır. Ama bir fiilden sonra geldiğinde tekit lafzı olur ve ona uyması gerekir. Eskün dediği ben oturuyorum. Ben manası içeren burada ene var. Ene getireceksiniz. Eskünü ene ve usra tüketiyor. Pardon eskünü değilmiş. Üskün imiş yanlış okudum. Üskün. Sen otur. Üskün ente. Burada da yine aynı şekilde tekit lafzı olarak kullanmış. Mesela eskün olsaydı ene derdim. Tekit lafzı olarak ona uygun bir şekilde. Eskünü ene ben oturuyorum. Üskün ente. Sen otur. Teskünü ente sen oturuyorsun mesela. Bu fiilin içindeki faile uygun bir şekilde buraya bir zamir getirmiş olacaksınız. Şeyler yaparken hep mesela ders kitabında bu konuyla alakalı durumları gördük. Bu zamirleri hep müptede olarak kullanmıştı. Hiç tekit lafzı olarak kullanmamıştı. Mesela bunu çözdüğümüz iyi oldu. Tekit lafzı olarak da kullanılıyor. Üskün ente. Bunun çünkü şu üskünün gizli faili entedir. İçinde gizli ente vardır. Bu ikinci ente burada tekit lafzıdır. Üskün ente ve usratike diyor. Sen ve ailen otur fi hadi şakka bu dairede oturun demiş. Buraya ente getireceksiniz ve tekit lafzı olacak arkadaşlar. Bir sonrakinde ne istemiş? İhter diyor seç el cevabı münasip lise tarihi aşağıdaki sorular için diyor. Uygun cevapları seç demiş. Verdiği her sorunun uygun cevabını bulacağız. Dörtte ne diyor? Müzümeta ne zamandan beri Ahmet Talib'in öğrencidir. Fihadil Külliye bu fakültede ne zamandan beri öğrencidir? Aya bakın. Ve Talib'in müzümeteyn 2 yıldan beri öğrencidir. Çok iyi de bir cevap olur. Diğerlerine de bakalım. Ahmet'i soruyor. Ahmet odur. Yani gayiptir arkadaşlar. Dolayısıyla hüve demesi gerekir. Soruda Ahmet ne zamandan beri öğrencidir? Cevapta sen öğrencisin diyemezsiniz bakın. Cevapta evet diyemezsiniz. Neden? Cevapta yani soruda soru kökünde tasdiği gerektirecek bir şey olacak ki nam veya la diyebilirsiniz. Soru hel olsaydı yani başında hel olsaydı hel Ahmet Talibun veya Ahmedü Talibun diye olsaydı nam derdiniz. Öyle bir şey yok soruda. Yani tasdik veya inkarı gerektirecek bir şey yok. Dolayısıyla nam kullanamazsınız zaten.
Nam kullanamazsın zaten, la kullanamazsın zaten. Yani şu son 3 şıkkın mantığı olmama sebebi, soruda bir tasdik gerektirecek bir şey yok. Yani dediğim gibi e Ahmedü veya hel Ahmedü taliben talibun fi hadi külliye deseydi nam veya la demek zorundaydım bu defa. Öyle bir şey olmadığı için nam veya la dememe gerek de yoktur. C de zaten siga, yani şahsın kullanılan zamirle alakalı, yanlışlıktan dolayı eledik. Cevabımız A maddesi. 5 tane demiş. Mineyni haylail benat kadimatün diyor. Bu öğrenciler nereden geliyorlar? Kadimatün kadime fiilinin ismi failidir. İsmi fail aynı muzari fiil gibi tercüme edilir. Kadime ismi fail yap, kadimin çoğulunu yap. Kadimatün çoğul bayanı kadimatün şeklinde gelir. Bu aynen muzari fiil gibi tercüme edilmektedir ki bakın tercümesini ne yaptım? Bu kızlar nereden geliyorlar diye çevirdim. Unutmayın muzari fiil ismi failin aynen muzari fiil gibi tercümesi var. Cevapta ne diyeceğim? Bayanları soruyor. Bayanları soruyorsa hünne ile başlar. Yani cümleye biz diye başlayamazsın. Sana diyor ki bayanlar nereden geliyor? Biz geliyoruz diyemezsin. O erkekler geliyor diyemezsiniz. Siz geliyorsunuz veya o geliyor diyemezsiniz. Çoğul bayanı sormuş. Çoğul bayan kullanman gerekir. Hünne kadimatun min ziyaretil methaf. Onlar müze ziyaretinden geliyorlarmış. 6. Helentü umalun fi belediyetil medine. Diyor ki siz şehir belediyesinde işçi misiniz? Helentüm. Bakın işte bu soru tasdik gerektiren bir soru. Yani helle sormuş veya hemze ile sormuş. Bunlar harfti. Soru olarak kullanılan harflerdi bunlar. Buna evet veya hayır demek zorundasınız. Karşılığında mutlaka evet veya hayır olacak ki hepsinin nam ile başlamış zaten. Nam da bir harftir, hel de bir harftir. Ben diyeceğim ki mesela evet, hepsine evetle başlamış zaten. Bize soruyor bakın, hel entum malum, siz işçi misiniz? Nam, nahnu diye gitmem lazım. Bize soruyor çünkü nam, nahnu diye devam eden sadece elif maddesi var. Nam, nahnu malun fiha. Evet biz orada işçiyiz demiş olursunuz. 7. İhtar seç el cümlete sayan diyor. Doğru cümleyi fimayeti aşağıdakilerden doğru olan cümleyi seç. Bir tanesi yanlış demek ki. Yani nereden yanlış? Bunlar cümle başında kullandığı zaman hep müptede oluyordu. Yanındaki haberle mutlaka bir yanlışlığı söz konusu ki D'ye bakın. Ha, doğru olanı seç demiş. Hepsi yanlış. D'ye bakın mesela. D'ye baktık önce. Hüm çoğul müzekker, ehava çoğul müennes. Yani müpteda çoğul müzekker, haber çoğul müennes olamayacaktır. Diğerlerine bakalım. Hünne çoğul müennes, ihvetün çoğul müzekker. İhvetün ehun kelimesinin cem teksiriydi ve müzekkerdi arkadaşlar. Müzekker çoğuldu. Bu da olamaz. Enti tekil müennes, ehava çoğul müennes. Bu da olamaz. Müpteda ile haber arasında uyumsuzluk var. Hünne ehavatün demiş. Bu doğru. Ne diyeyim? Diyor bunlar Ehavatü Nedim, Nedim'in kız kardeşleridir. Hünne çoğul müennes, ehavat da çoğul müennes. Bu cümle doğru. Peki buradaki yanlışlık neydi? Hünne elif maddesindeki entünne sizler, siz bayanlar, ihvetün çoğul müzekkerdi. Bakın bu çoğul müennes, ihvetün çoğul müzekker. Dolayısıyla cevabımız nedir? Hünne onlar, ehavatü Nedim, onlar Nedim'in kız kardeşleridir. Mübteda da çoğul müennes, haber de çoğul müennes. Doğru olan budur elbette ki. Ve mufasıl zamirlerle ilgili son sorumuz arkadaşlar. Ne diyor burada da? İhter seç, el cümlete sayha doğru cümleyi seç. Fimayeti aşağıdakilerde doğru olan cümleyi seç. Bire bakalım. Limanza entünne vakifetün diyor. Entünne vakifetün diyemezsiniz. Entünne vakifatün diyebilirsiniz. Çünkü buradaki entünne müpteda, buranın haberi çoğul müennes olması lazım. Bu cümle bir defa hatalı. C'ye bakın. Limaze entüm vakifatün diyemezsiniz. Burası çoğul müzekker, burası çoğul müennes olamaz. Limaze entüme vakifatün diyemezsiniz. Burası ikil müzekker, burası çoğul müennes olamaz. Limaze entüm vakifune diyebilirsiniz. Limaze niçin entüm vakifune duruyorsunuz? Emamen hadika, bahçenin önünde neden duruyorsunuz demiş. Her iki hem müpteda hem de haber çoğul ve müzekker kullanmış. Yine de maddesinde de müpteda bakınız. Entünle müpteda. Çoğul müennes vakıfı ne? Çoğul müzekker olmuş. Müpteda ile haber arasında yine bir uyumsuzluk söz konusu. Cevabımız B maddesi arkadaşlar. Şimdi biz burada sırasıyla ne yapacağız? Mufasıl merfu zamirleri gördük. Sırasıyla şimdi muttasılları işleyeceğiz. Muttasılar 3 bölümdü. Muttasıl merfu, muttasıl mansup, muttasıl mecrur.
olmak üzere 3 tür zamirimiz vardı burada. Sizin arkadaşlar zamirlerle alakalı gerçek manada şunu yapabilmeniz lazım. Yani şu tamamen bitmiş olması lazım sizde. Muttasıl merfu zamirler hangileri? Munfasıl merfu zamirler hangileri? Muttasıl mecrurlar hangileri? Munfasıl merfular hangileri? Ve bunlar cümlenin hangi üyesi olurlar? Bu kadarını bilseniz bütün işinizi görür. Muttasıl merfu zamirler mesela nedir? Tesniyeli cemaat vavu falan fail olurlar. Bakın hepsini tek tek bu haliyle bilmek zorundayız. İşte munfasıl mansuplar hu hu mahum hal mahunne. Bunlar fiile birleşir, meful olurlar. İnneye birleşir, innenin ismi falan olurlar. Ben her biri yeri geldikçe tek tek göstereceğim. Ama toplu halde hepsini bilmek zorundasınız ki metin içerisinde bir zamir geçtiği zaman onun okunuşunu, onun cümlenin hangi üyesi olduğunu, onunla yandaki kelime arasındaki irtibatı sağlayabilirsiniz. O kelime, o zamir, cümlenin hangi üyesi olur? Bir de zamirler diğer konulara göre daha kolay çünkü sabit bir irabı var. Değişmiyor. Mesela diyelim ki racülün kelimesi götür koyduğun yere göre, cümledeki yerine göre 50 bin türlü şey olur. Mübteda, haber, fail, mef'ul, aklına ne geliyorsa olur. Ama bunlar sabit şeyler. Ayrık zamir. %90 mübtedadır. Fiilden sonra gelmişse tekittir. Başka yolu yok bunun. Muttasıl merfu zamirler mesela. Bu tesnil, elfi, cemaat, vav, nun, nisve falan. Onları göstereceğim şimdi. Bunlar fiile birleşse fail olur. Kâneye birleşse kânenin ismi olur. Bu kadar. Değişmiyor. Sabit bir irabı var. O yüzden avantajı da yani burayı halletmemiz gerekir. Başka konularda işte cümleye bakman lazım. Cümlenin başına sonuna o kelimenin cümlenin hangi üyesinin olduğunu tespit edebilmen için. Ama bunlarda öyle bir şeye gerek yok. Sabit bir irabı var çünkü bu da bizim için büyük bir avantaj aslında. Şimdi dersi böyle bitireceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bakın Eddamayr-ül Muttasire bil ismi, isme bitişen zamirleri işleyeceğiz. Sırasıyla bütün zamir türlerini görüp bitireceğiz. İnşallah Allah izin verirse. Bir sonraki ders o zaman arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.